Merhaba TV Gamers takipçileri, Sully Face yeni bölüm, iyi seyirler, iyi eğlenceler. En son karanlığa batmış bu insanları karanlıktan çıkartmak için öldürmemiz gerektiğini öğrenmiştik. Ancak Sully Face bunu yapacak mı? Bakalım. Onca iyi olan, onca iyilik yapan Sully Face bu büyük İşin içerisine girecek mi? Başka kurtuluş yolunun olmuyor olması, bize aslında bu seçeneği sunmamış olması, belki de sunacak gerçi, onu da bilmiyoruz. Bakalım bu heyecanımız daha ne kadar sürecek? Episode 4'ün sonları büyük ihtimalle arkadaşlar. Bakalım daha ne kadar sürecek? İnanın ben de bilmiyorum, heyecanlıyım. Sully Face'i artık bitirmek de istiyorum. Bazen fırsat olmuyor arkadaşlar, tercüme yaptığım için. Mesela siz bir saatte izliyorsunuz, örnek veriyorum. Ama ben bunu çıkarabilmek için sizlere 2,5 saat belki de çalışıyorum. Bu yüzden de lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, ihmal etmeyin. Bir de inanın ben de bitirmek istiyorum. Hem merak ediyorum hem de sıkılmaya başladım Sully Face'ten. Çünkü yani bayağı uzun zamandır. Normalde episode 1 çıktığında bitirseydik mesela. 2-3 bölümde bitiyor zaten bölümler. Böyle bitirseydik. Bizi bunaltmazdı. Ama komple sezonu girdiğimiz için. Neyse, çok fazla boş konuşmayalım ve başlayalım. Kendimi iyi hissetmiyorum. Daireme girmeme yardım eder misin Seal? Lütfen. Abi direkt haşırt diye haşırt diye öldürdük direkt. Sully Face, küçük Todd'umuzu gördün mü? Onunla konuşmalıyız. Abi acımıyoruz. Peki bir dakika, şey yapabiliyor muyum şu anda ben? Hiç seçim şansımız yok. Hey dostum, sonunda geri döndün. Şimdi gerçek parti başlayabilir. Alın gerçek parti. Abi. Ulan çocuğu da mı? Ulan çocuk da gitti. Allah cezamızı vermesin bizim. Psikopata bağladık yemin ediyorum. En son anne ve babamız var. Üvey anne ve babamız. Acıktın mı tatlım dedi. Biliyor musun, bu kadarı yeterli olmayabilir ama seninle gurur duyuyorum Seal. Uzun bir yol geldiğini söyledim ve biliyorum ki hepsi bu kadar da kolay olmadı. Şimdi sana bakıyorum da olduğun adam için heyecanlıyım. Sanırım önümüzde parlak bir gelecek var. Gerçekten var. Seni seviyorum. Umarım oyuna gelmemişizdir. Aha Todd. Bir şey yanlış. Ağaç evinde bayılmışım. Tapınakta uyandım. Onlar beni bağladılar. Orada başka bir şey vardı. Sanırım şeytan. Beni kestiler ve biraz kanımı akıttılar. Çok yüksek bir ses vardı. Ben bayıldım. Kendime geldiğimde
beni çözüp gitmişlerdi. Kendimi iyi hissetmiyorum Seal. Bence ölüyorum. Evet, episode 4'ün muhtemelen son kısmıydı bu. Abi herkesi bildiğin kestim ya. Doğradım adamları, kıyma ettim, gözünü seveyim. Todd'dan bir telefon geldiğinde saat sabahın 3'üydü. O kadar çok ağlıyordu ki ne dediğini zar zor anlayabiliyordu. Todd ve Sel başının belada olduğunu ve apartmanda olduklarını söylediler. Kulağa ciddi bir mesele varmış gibi görünüyordu ve ben de hemen polisi aradım ve oraya gittim. Polisle aynı anda oraya vardık. Ön kapıya doğru giderken Todd'un ormana doğru koştuğunu gördüm. Onu aradım ama koşmaya devam etti. Binaya yaklaştım. Vassel kapıda bekliyordu. Her yeri kanla kaplanmıştı. Sadece dışarıya bakıyordu. Sürekli aynı şeyi tekrarlıyordu. Başka seçeneğim yoktu. Yapmalıydım. Başka yolu yoktu. Onunla konuşmaya çalıştım ama tepkisizdi. Polisler ona yaklaşmadan önce beni uzaklaştırdı. Sel kötü bir adam değil. Kötü biri değildir. Sadece yardıma ihtiyacı var. Hey Gülsel Face, çocukluğunun geçtiği apartman. Evet savcı bey, bakalım ne diyorsunuz? Ceza evinde bulunduğu süre boyunca Bay Fisher'ın psikiyatrik değerlendirmesini incelediniz. Birkaç aylık terapi seansları dahil. Bu doğru mu? Bu kim lan? Ha, Dr. Emma. Bu ölmemiş miydi ya? Evet, doğru. Şu sakalını, bıyığını kes önce ya. Tamam, koronadan dolayı berberler kapalı ama bir makas da kes bari. Bu ne abi, gözünü sevdiğim. Neyse. Ve sanıkla geçirdiğiniz zamanda ne sonuca vardınız? Benim uzmanlık görüşüme göre Sel Fisher bu işleri yaparken mükemmel bir derecede aklı başındaydı ve zihni tamamen açıktı. Bahsettiği Addison apartmanındaki olaylar, şöyle söyleyeyim basitçe, tamamen bir hikaye. Bu hikaye kötü adamdan ziyade kahraman olmasını sağlayan bir masal. O kadar ikna ediciydi ki hikayesine inanmaya bile başladım. Abi bu adam ölmemiş miydi? Ben bir an acaba o ölümden önceki mahkeme mi diye bu düşündüm ama bakın şimdi ne geliyor. Sel'in istediği ağaç evini ziyaret etmek için dairelere gittim. Orada hiçbir şey yoktu. Bu adam orada ölmedi mi abi? Bu adam başka biri o zaman. Bu adam başka biri. Aslında hikayesine ne kadar fazla itiraz edersem o kadar tutarsızlık çıkıyordu. Bu tutarsızlıklar çelişkili kanıtlar bana Sel'in sadece kendini korumak için yalan söylediğini kanıtladı.
Sizce Sal Fisher halk için bir tehdit mi? Kesinlikle, şüphesiz. Bu işin içinde başka bir iş var. Bu doktor ölmüştü. Bu doktor ölmüştü. Evet, yargıç. Bakalım ne diyeceksin? Jüri üyeleri hangi karara ulaştı acaba? Ay, jüriye bak. Evet sayın yargıç, bir karara vardık. Sal Fisher ve Nockfell ilçesi için ne diyorsunuz? Müzik gittiğine göre bir hızlı sahne gireceğini düşünüyorum. Jüri üyeleri sanığın birinci dereceden toplu katliamdan suçlu olduğunu düşünüyor. Suçluluk kararı ve işlenen suçun ciddiyeti nedeniyle jüriye katılıyorum. Bu nedenle Sal Fisher'ı ölüm cezasına mahkum ediyorum. Hayır, bunu yapamazsın. O hasta, yardımımıza ihtiyacı var Ashley. İşte dost gibi dost. Bu mahkemenin emridir. Vay be, Sal Fisher ölüm cezasına mahkum edildi. Üç yıl sonra, Ashley, Sal'in infazını engellemeye neredeyse her yolu denedi infazı engellemek için. Her girişimi başarısız oldu. Sal'in infaz edileceği gün, bugün bu haberi aldığında, yani şöyle söyleyeyim. Ashley, Sal'in infaz edileceği haberini bugün olduğunu aldığında oturma odasında oturuyordu. Derin bir üzüntü ile yıkıldı. O an eşin aklına her şeyi değiştirebilecek bir fikir geldi. Yine de hızlı davranması gerekiyordu. Larry, burada mısın? Lütfen ahbap, buradaysan kendini göster. Sal'e yardım etmeliyiz. Başı belada. Eski müziğinden bazılarını getirdim. Bu işe yaramazsa buraya en son geldiğimde bu çalıyordu. Umarım işe yarar. Larry. Tanrım. Lanet olsun. Hey Ash. Kahretsin, siz bütün bu zaman anlattıklarınızda gerçeği mi söylüyordunuz? Evet dostum. Biliyordum ama açıkçası şüphelerim vardı. Gerçekten, gerçekten inanmak istedim. Sadece ağaç evinden düşme, tamam mı? He? Lafı doktora getirecek muhtemelen. Boş ver. Sal'e nasıl yardım edeceğiz? Bir planım var. Sadece birkaç saniye dinle. Birkaç saniye dur. Kahretsin. Bu da neydi? Kahretsin.
Evet, işe yaradı. Hadi kız Ashley, yapabilirsin. Benim galyana geldim ha. Acaba bütün ölenlerin fotoğraflarını falan mı çekecek? Muhtemelen bir şeylerle mücadele edebiliriz. Abi zaten Sally Face'in hiç dostu kalmadı. Todd içinde şeytan var. Larry öldü. Anası babası zaten öldü. Motorun kesini bekliyoruz. Açıkçası Sally Face'in yüzünü çok merak ediyorum. Nasıl bir yüzü olduğunu çok merak ediyorum. Kesinlikle arkadaşlar şeyden bakmadım. İnternetten veya Google görsellerden falan bakmadım. Videolarını izlemedim. Çünkü heyecanını ben yaşamazsam size de yansıtamam diye. Bu yolculuk neden bitmiyor? Ha pardon, okra basmam gerekiyor. Genelde hep F ile hareket ettiğimiz için ulan gidiyor vallahi, idama gidiyor. Durduracağız idamı. Bas, bas. Oka basmak gerekiyormuş ama şimdiye kadar motor sürmediğimiz için. Korkarım çok geç kaldın tatlım. Şimdi onun boynuna ipi geçiriyorlar. Pardon, elektrikli sandalyeye oturtuyorlarmış. Yanlış anlamışım. Bekleyin! Doğruyu söylüyordu. Kanıtım var. Lütfen! Beklemek zorundasınız. Size ne bulduğumu göstermeliyim. Lan sakın indirme. Hey! Oğlum sakın indirme. Hey bekle! Oğlum indirme lütfen. Lan! Hayır. Ölüm zamanı 06:33. Sel, tanrım, hayır. Abi öldü be. Cassandra Sanderson. Herman Sanderson. Robert Silva Morrison. Chuck. Larry Johnson. Lisa Johnson. Henry Fisher. Ve Sally Fisher. Senin için buradayım Sal. Ulan. Üzgünüm. Birkaç gece seni ziyaret edemedim. Her şey daha da kötüleşti. Todd'un kurumdan kaçmasının üzerinden 5 ay geçti. Umarım iyidir. He, Todd'u tutuyorlar diye bir yerden o kaçmış.
Kaçmış. O lanet kilisenin altında olmalı. Ulaşamadığımız tek yer orası. Oradalar biliyorum. Ve benim Todd'um var. Todd'um var derken ne demek istedi ya? O C4'ün geri kalanını ordu arkadaşından aldın mı? Dün gece anladım. Bir yol buldun mu? Bence evet. Salı gecesi gitmeliyiz. İşte o zaman en az aktif oldukları zaman. Oralarda yakalanırsak bir şey olursa anlaşmamızı hatırlayın. Todd'u alıp o yeri parçalara ayıracağız. Neil, ben ciddiyim. Öyleyse, ama eğer yakalanırsak o zaman tamam, onları yanımıza alıyoruz. Ben hazırım. Güzel, en başta birimiz. Todd'un notları. Tarikatçı notları. Notlarının özeti. Todd karanlık tarafından enfekte oldu. Bu Nokfeld'deki diğer insanlarda meydana geldi ve genellikle Tanrı'nın giyenleri tarafından getirildi. Diğer bulgular bu sürecin gizli ritüellerden müdahale etmeden doğal olarak gerçekleşebileceğini göstermekte. İlk başta Todd'la konuşabildik ve ondan biraz bilgi alabildik. Zamanla karanlık yayıldı ve Todd zihninin berraklığını kaybetti. Şimdi tapınağın yardımıyla hastaneden kaçtı. Neyse ki onu canlı tutacaklar. Bu yüzden onu nasıl kurtaracağımızı anlayana kadar orada güvendi. Bu arada Todd'un enfeksiyonu tersine çevirmek ve sahip olduğu vücudu temizlemek için bir tedavi bulmak konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Anlamaya yakın olduğumuza inanıyorum. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Gizemli posta. Şu an orta kısmı anlatıyorum arkadaşlar. Bize yararlı bilgi sağlayan bir tapınakçı var ve bu kim? Ve neden bize yardım etmek için tarikata ihanet ediyor? Bu soruların cevaplarını hala bilmiyoruz. Gerçi biz onların yardımı olmadan bu kadar ileri de gidemezdik. Tapınak operasyonları ve bu konuları hakkında ayrıntılı bilgi verdiler bize. Phelps Bakanlığı, en alt kısmındayım arkadaşlar. Chapel Hill'de oturan eski bir kilise değil. Kilise, Devourer's ana tapınağının giriş noktası. Addison Tapınağı'nın gizemli yıkımından sonra Phelps Tapınağı bir süre iyi bir şekilde korundu. Sonuç olarak güvenlik bunun tapınağın yerel yönetim liderlerinin çoğunluğunun tarafından zarar verildiğine dair şüpheleri var. Biz biraz bu işi gevşettik. Kime güvendiğimize dikkat etmeliyiz. İlginç. Eş işi baya büyütmüş. İçeride bir tarikatçı var. Bize yardım eden bir tarikatçı var. Dur bir dışarı gitmeyeceğim. Ama Sally gitti ya. Ona çok üzüldüm. Bu fotoğrafı çektiğimi hatırlıyorum. Larry'nin babası gittikten sonraydı. Larry ve annesi birkaç yıl büyük annesiyle birlikte kaldı. O zaman iyi arkadaş olmuştuk. Sally'nin odası.
Gizmo bir şeye ihtiyacın var mı? Gizmo sahibin öldü, sen hala. Bir dakika, duvarda bir yazı vardı. SF ve Sailface olarak algılıyorum. Bodrum. Bodrum'a da indik. Burada da bir sürü not var. Ak ağaçın korunması ile ilgili notlar. Birinci gün. Ak ağaç kendisi ve başkaları için tehdit haline geldi ve kilitlenmesi gerekiyor. Yedinci gün. Çoğu zaman Maple bilinçli ve uyanık. Yardım bulmak için çalıştığımıza minnettar. Hırsızlık en fazla geceleri 11. gün. Hırsızlık en fazla geceleri görülmeye başladı. Biz de kafesi biraz daha güçlendirdik. Maple bundan başta rahatsız oldu. Ancak sonrasında ne niyetli olduğumuzu anladı. Maple kim bilmiyorum. 20. gün. Enfeksiyon daha da kötüye gidiyor. Maple ile sadece %50 oranında konuşabiliyoruz. Geri kalan sürede şiddetle bir iblis gibi veya onun gibi bir şey gibi davranıyor. 32. gün. Ak ağaç ile etkileşim iyice zorlaştı. Ha, Maple. Maple yani ak ağaç. Başta bir yerde kafam karıştı. Başka bir yerde dedim ya abi, ak ağaç birincide. Ak ağaç dediğim Maple yani. Maple kim? Ak ağaç kim? Bilmiyoruz. Ak ağaç ile etkileşim iyice zorlaştı. Fiziksel görünüşü de değişmeye başladı. Otuz dokuzuncu gün. Gece boyunca çığlık attı ve boğazı kanayana kadar da durmadı. 42. gün. Çığlıklar son birkaç gecedir devam etti. Neyse ki kimse onu duyacak kadar yakınımızda oturmuyor ve zaten bodrumda çıkan sesin çoğunu bastırıyor. 45. gün. Çığlıklar nihayet durdu. Ama çok iyi görünmüyor. 46. gün. Hiçbir şey yemiyor. 51. gün. Hala yemek yemeyi reddediyor. Onu olabildiğince beslenmeye zorluyoruz ama çok zor oluyor. 64. gün. Ak ağaç oldukça kötü kokmaya başladı. Hala yemek yemiyor. Buranın şifresi neydi, ben hatırlamıyorum ki. Oy. Todd'un notları. Bunu çevirmeyeceğim. Çok çok fazla bilgi var. Yani önemli bilgi yok, çok yazı var. Al abi, paket varmış orada, al bakayım. Ne oldu bir anda? Gizemli postada garip piramit şeyler bulduk. Gizemli tapınak içeriden bir paket daha geldi. Toparlıyorum. Gizemli tapınağın içinden postamıza gizli bir paket daha geldi ve içerisinde piramit benzeri şeyler var. Todd'un kulübesinde de üçüncü bir piramit vardı. Notlarında eski dairelerin altındaki tapınakta bulduğunu söylüyor. Oldukça önemli görünüyor. Todd'un onlarla ilgili notlarında bir kehanetten bahsediyor birkaç kez. Diğer ikisini aktif olarak arıyoruz. Arıyordu. Todd arıyordu. Aha. Yoksa sana bir şekilde bağlı olabileceğini düşünüyorum.
Bunları nasıl ayarladığın önemli değil. Hiçbir şey olmuyor. Bu sefer bir şey olacağını düşünmüştüm. Sel, sana söylemem gereken başka bir şey var. Bir yudum çayımızdan da içelim. Değiştirmeler ilk başta özensizdi ama şimdi daha iyi hale geliyorlar. Farkı söylemek zor. Kimseye güvenemiyorum. Bu şeyler beni korkutuyorlar ahbap. İnsan değiller. Onlar insan değiller. Ne demek istediğini biliyorum. Todd'un bulduğu piramit şeyin Sel'i bulmamıza yardımcı olabileceğini düşündün mü? Öyle olabilir. Eski tapınaktaki kehanetler hakkında neler bulabildiğimizi bir araya getirdim. Ve bu bir araya getirdiklerimizden anladığım, onların yok olması için, yok edilmeleri için 3 piramit var. Ve bütün işaretler Sel'in onları durdurabileceğine, onları durdurabileceğini gösteriyor. Nasıl ya da neden olduğundan emin değilim ama sahip olduğumuz en iyi şans Sallyface'in harika şeyler yapacağını hep biliyordum. Ondan asla vazgeçme Ash. Onu bulmalısın. Vazgeçmeyeceğim. Hiç. Sadece diğer iki piramidi bulmam gerekiyor. Bul onları. Bu lanet ağaç evinden kurtulduğumda sana yardım edeceğim. Larry, bunun için, bunun iyi bir fikir olduğuna dair şüphelerim var. Ya ağaç evini yakmak işleri daha da kötüleştirirse? Güven bana, daha kötüsü olamaz. Artık böyle yaşayamam. Yani canlı değilim de ben bu yerde sıkışıp kalmak istemiyorum. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorsun. Bu bir işkence. Beni değiştirdiğini hissediyorum. Başka hiçbir şey bu bağlayıcı büyüyü kıracağını zannetmiyorum. Ağaç evini yakacağız. Ya özgür olmak yerine karanlık odada kalırsan, ruhun karanlığa karışacak. Ah eş, daha önce sen neredeydin be? İşi bayağı ilerletti eş. Emin değilim. Ve öyle olsa bile hiçliğin böyle mevcut olandan daha iyi olacağını ya da daha kötü olacağını bilmiyorum. Lütfen eş, bana yardım etmelisin. Bunu yaparsam bana iyi olacağına dair söz vermelisin. Söz ver ve kaybol git. Söz veriyorum. Bakalım ne olacak? Muhtemelen Leri de gitti. Her gece, haftalar boyunca her gece yanmış ağaca geri döndüm. O sadece gitti. Artık kendime gelemem. Sorunlarımın uzun bir listesinde başka bir sorun daha. Demiştik Leri gitti, Leri de gitti. Bu sabah Neil'in yanına gittim ama... Hayda, o da mı yok?
Merhaba Neil, evde misin? Notlar aynı şekilde duruyor. Neil'in çantasından ne aldık? C4 aldık. Todd'un aşağıdaki notlarıyla aynı notlar. C4. Neil'i bul. Görevimiz Neil'i bulmak. Hadi bakalım. Fotoğraf aynı. Tamam. Sel'in odası. Gizmo. Günler, zamanlar geçiyor. Sen hala yerinden kalkmıyorsun be Gizmo. Hop, burada ne olmuş? Biz adamı AKH dediğimiz şeyi orada mı kilitlemişiz? Bak ben az önce inerken onu görmemiştim, fark etmemişim ha. Bir ses geldi ve ön kapıya benziyordu. Ben direkt böyle gittim. Notlara baktım. Sonra buraya gittim. Tamam. Bu neymiş böyle? Phelps Ministry'ye doğru gidiyoruz. Oha, başka tapınak mı bu? Abi buradan ne anlamalıyım ben ya? Başka tapınak daha varmış. Bu iş bayağı büyük bir tarikat işi. Sağdan gideceğim. Tarikatçılar. Fabrika olmadan daha fazla üvey kaybedeceğiz. Yangından beri emirler gittikçe düzensizleşti. Kaç senatör? Şş, öyle konuşma. Packer Tons gibi bitmeyecek mi? Her şey yolunda gidecek. Sadece inancın olsun kız kardeş. İntikam yakında üzerimize gelecek. Şurada duvar dibinde bir şey var, onu gördüm. Duvar dibinde bir şey var. Ay, bu ne ki? 3 noktalı bir şey. Böyle gittiler. Devam edelim. Oha. Bu ne? Aa, C4 yerleştirdik. Ha, nöbetçiler var. Nöbetçiler var. Ben şöyle bir bakayım. Tamam. Şurada altın baraklı bir kapı var. Aman! Ulan kıyısından geçer mi dedim. Yakalandık. Onun ne olduğunu merak ediyorum. Dikkat edeceğiz. Evet, C4'ü koyduk.
kapıdan bir girelim. Açılmıyor peki. Evet, 2. Bunu da koyduk. Çok riskli. Çok riskli diyor. Peki. As. Şuraya koymuştuk zaten. Dur ama kaç. Orada bekleyecek herhalde. Üçünü koyduk. Bu planmış. Mecbur bir kere buradan gideceğiz. Hacı, siz yerinizden kıpırdamazsanız ben nasıl iş yapacağım? Sağdan gitmiştim. Bu sefer bir soldan gidelim bakalım. Bir. Şimdi şu en köşedeki. Peki. İçeri girdik. İki. Şimdi iç kısma geçmem lazım. Inlet East Hall. Hacı sen niye bekliyorsun ya? Gitsene hadi git git. Allah Allah. Kaç. Yok
Abi o adam oradan kıpırdamıyor. Çok riskli diyor da şimdi onu koyduk böyle mi gideceğiz? Yok ama kaldırdı. Gördün mü bizi? Bak gördün mü? Kaldık yani. Burada bir... Gitmiyor o. Bir kere daha deneyelim bakalım. Şu nedir hala ben... En köşedeki. Peki. Evet. Şimdi bir iç kısma geçeceğiz. He, bak şu çarpılı şeyler. Ben şu an bir dakika dur. Ben galiba haritayı anlamaya başladım. Şu an ben bunu koydum. Şu kapıdan gireceğim. Diyor ki birin bekçi yok diyor ikisinde de. Diyor var. Bak buradan iç kısma geçtik mi? İleride bomba koyacağımız yer var haritayı doğru anladıysan. Koyduk ya. Anca işleniyor. Şimdi benim şuradaki numara nedir onu da anlamadım. Altta Roma rakamlarıyla 1 2 3 4 5 5 5 5 5 yazıyor. Bir dakika. Burası riskli diyor değil mi? Burası bu kilitli olan yer. Şu an üst taraftayız arkadaşlar. Böyle gidecek yol var mı? Yok.
Kilitli olan yer. Evet, buradan düz gittiğimizde bomba koyacak yer olması lazım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapacağız? He, şu an buradayım. Geri döneceğim. Şu ok olan yerden geri mi çıkacağız sanırım? Sanırım. Onu koydum. Çok riskli. Tamam. Kapalı kapıdan sonraki yer. Kaç kaç kaç. Abi bak, hemen girdiğimiz yerde yanımızda şu kapı var. Şimdi ben çıkışı arıyorum. Center, yani merkez yere. Eş. Anam, çocuğu kaçırmışlar. Neil, iyi misin? Daha iyi günlerim olmuştu. Buraya nasıl girdin? Buraya nasıl girdiğimi daha sonra anlatırım. Önce seni oradan çıkarmalıyım. Maple ve Todd. Onları gördün mü? Akash ve Todd'u gördün mü? Akash bir sonraki hücrede ve Todd burada. Bizi buraya sürüklediklerinde gördüm. Akash bu mu? Aa, ulan Maple lan. Maple bizim gri saçlı arkadaşımız. Uy, kafam yerim. Lan unuttum be. Todd'un farklı bir odası var. Yine de nerede olduğundan emin değilim. Kafama çok sert vurdular. Eş, sanırım yakında çok büyük bir gerçek, büyük bir şey gerçek olacak. Kötü bir şey. Tamam, anahtarları nereye koyduklarını gördün mü? Seni dışarı çıkaracağım ve o zaman Maple ve Todd'u da alabiliriz. Maple'ı ben nasıl unuttum ya? Çak var diye Çak. Onun eşi. Unuttum ya Allah'ım. Onu da tercüme ediyorum bir an. Gardiyanlardan birinde anahtar var ama bu çok tehlikeli. Bir şekilde alsam bile sen ve ben Maple ve Todd ile başa çıkamayız. Çok uzaklara gittiler. Yapabiliriz. Biliyorum. Tamam. B planı zamanı. Neil, hayır. Kendini kurtar Ash. Birisi bununla yaşamak zorunda. Sizi burada bırakmıyorum. Daha fazla arkadaşımı kaybedemem. Başka seçeneğimiz olduğunu sanmıyorum. Ve sen kaç kaç kaç.
Bekle, o sesi biliyorum. Sen kimsin? Travis? Oha! Gitmelisin. Seni buralarda yakalarlarsa sonun iyi olmaz. Korkunç görünüyorsun dostum. Sana ne oldu? Benim hakkımda bir şeyler biliyormuş gibi davranma. Sadece git buradan. Defol buradan. Hadi o, hadi adamım. Maple ve Todd'u almama yardım et. Hep birlikte buradan gidebiliriz. Güven bana, sana söylüyorum. Bu imkansız. İçinde iyilik olduğunu biliyorum Travis. Sel gördü. Kimse istemediğinde senin için o ayağa kalktı. Yaptığını biliyorsun. Bunu onun için yap. Sel öldü. Ve burada biraz daha kalırsan sana da aynısı olacak. Kahretsin, bize neden yardım etmiyorsun? Deniyorum. O haklı eş, buradan gitmelisin. Ancak... Sorun değil, onunla barıştık. Sonunda tekrar Todd'umla olacağım. Bu Travis neyi kastediyor anlamadım, gitti. Travis beni hemen oradan sürükleyerek çıkarttı. Gitmek istemedim ama haklı olduklarını biliyordum. Ve biliyorum ki başarısız olsak bile tapınağı havaya uçurmayı planladık. Ama yapamadım. Kendimi o düğmeye basmaya zorlayamadım. Arkadaşlarımın orada olduğunu bildiğim için. Eğer dışarıda bir yerlerdeysen lütfen Seal, yardımına ihtiyacım var. Lütfen. Sen gidemezsin. Bir şeyler oluyor. Ve... Yine aynı şey oluyor. Yanıp sönüyor. Ben kimim? Bağlı değilsin. Bağların kırıldı. Kendini toparlamalısın. İçindeki kaosla savaş. Kabuslarının gerçekliğine bulaşmasına izin verme. Sel, merkezi bul. Karanlığın içinden bir ses bunlarda. Bunları söyleyen karanlığın içinden gelen bir ses. Başka bir ses de diyor ki onu dinleme Sel. Hayallerine teslim olmalısın. Tam gücüne ulaşmak için hayallerine tam teslim olmalısın. He, tamam. Biri ışığın içinden gelen ses, biri karanlığın içinden gelen ses. Şimdi fark ettim. Bu çok tehlikeli. Hazır değil daha. Kalbini takip et evlat. Hayır, onu dinleme. O kim? Neredeyim? Daha önce burada bulundum mu? Ben diyorum ki, neredeyim? Sen her yerdesin. Ve hiçbir yerde. Ve hiçbir yerde. Kimsiniz?
Biz her şeyiz ve hiçbir şeyiz. Daha önce burada bulundun mu? Işık ve karanlık aynı anda, sen hep buradaydın. Evet dostlarım, Sallyface'in bu bölümünü burada sonlandıracağız. Eşin feryatları, çabalarıyla Sallyface yeniden hayata dönecek mi? Yoksa diğer evrenden mi yapacağını yapacak? Heyecanla diğer bölümü bekleyin. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. TV Gamers YouTube kanalına ücretsiz bir şekilde abone olabilir ve bildirimlerinizi açarak paylaşılan videolardan ve açılan canlı yayınlardan hemen haberdar olabilirsiniz dostlarım. Bu videoyu beğendiyseniz, izlerken keyif aldıysanız mutlaka alttaki beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.